işkencelere maruz kaldım. 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 1975 yılında Filistin'den çıkmak zorunda bırakılınca Lübnan'a gittim. Şimdi halksız toprağa, topraksız halk sloganını kullanan Siyonistler bütün dünyaya o toprakta bir halkın olduğunu unutturmaya çalışıyor. Erkek kardeşim aranıyordu. Onu yakalamak ve ona psikolojik baskı oluşturmak için kız kardeşlerimi gözaltına alıyorlardı. Bizim evimiz İsrail tarafından 3 defa yıkıldı. 3. yıkılışından sonra tekrar inşa etmedik ve çadırda yaşamaya başladık. Babamı da bu esnada tutukladılar. Daha sonra erkek kardeşimi şehit ettiler. Bu olaydan hemen sonra da İsrail babamı Ürdün'e sürdü. Annem de babamın yanına gitmek zorunda kaldı. Ben de kız kardeşlerim, ninem ve halam ile Filistin'de kaldım. Daha lise çağındaydım. 1982'de ben de Lübnan'a gitmek zorunda bırakıldım. Hakları Kaynak Merkezi'nin araştırması, Filistinlilerin dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, dünyadaki her 5 mülteciden ikisi Filistinli ve her 4 Filistinliden 3'ü ise mülteci. Resmi rakamlara göre 7.100.000 Filistinli topraklarından uzakta yaşıyor. Filistinliler belki bir kere sürgün olunca her şey bitti zannettiler önce. Ama rahat bırakılmadılar yine de. 1970'te Ürdün Devleti 150 bin Filistinli sınır dışı etti. Sürülenler ya Lübnan, ya Irak, ya da Suriye'ye gittiler. Onlar kovulduklarında ellerinde hiçbir belge yoktu. Ne bir pasaport, ne bir kimlik kartı. Yurtlarından edilen Filistinli mülteciler, yoğun olarak Gazze şeridi, Ürdün, Suriye ve Lübnan kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. 1982'de Beyrut'tan birçok Filistinli çıkmak zorunda kaldı. Onlar da Tunus, Cezayir ya da Avrupa ülkelerine gittiler. Bu da Filistinli aileler için üçüncü bir parçalanmaydı. 1995 yılında ise Libya lideri Kaddafi Filistinli aileleri çöle sürdü. Filistinliler 3 yıl kaldılar çölde. Sonra dönmelerine izin verildi. Aynı şeyi Kuveyt de yapmıştır. Lübnan'da da daha sonraları tekrar bulundukları yerleri terk etmeye zorlandı Filistinliler. Sonuncu tehcir ise bilindiği gibi Irak'tan sürülüp şu an Tenef kampına yerleşen Filistinlilerdir. Bunların sayıları 20 bindir. Kamplardaki hayata tam bir yokluk hakim. Su yok, yemek yok, yol yok, iş yok, kimlik yok. Beş çocuğum var. 13 yıldan bu yana tek bir odada yaşıyoruz. Eşimin adı Adnan'dı. 3 ay önce vefat etti. Eşim demir işinde çalışıyordu. Hamallık yapıyordu. Herhangi bir maaşımız yok. Rızkımız Allah'tan. Eşim bir gün çalışırdı, 10 gün iş bulamazdı. O öldükten sonra da hiçbir ihtiyacımızı karşılayamayacak duruma geldik. Allah bizi unutacak değil, bize yardım edecektir. Rızkımızı veren O'dur. Ben de çalışamıyorum.
Ailem 1948'de sürgün edilmiş. Orada durumumuz iyiymiş. Ben burada doğdum. Yoksulluk içinde. Onlar şu dünyada yatacak yeri olmayanlar. Bir yerde soluklanıp sadece hayatta kalabilmek için yollarda tükeniyorlar. Şu zamana kadar birçok Filistinliyle röportaj yaptım. Hepsine Filistin sizin için ne ifade ediyor diye sordum. Sürgünün bitmesini istediklerini söylüyorlar. Ancak 80 yaşında bir amcanın söyledikleri çok dikkatimi çekmişti. O şöyle söyledi. Yenilen halklar her zaman yerinde kalmıştı. Almanya yenildi ama halkı yurdunda kaldı. Japonya yenildi ama onun halkı da yurdundan çıkarılmadı. Neden biz yenilince toprağımızdan sürüldük, gitmek zorunda bırakıldık? Neden Filistinlilerin yurtlarından edilmesine ses çıkarılmıyor? Onlar mülteci, ölümcül serüvenlere atılan vatansızlar. Gittikleri yerlerde Arap kardeşlerimiz biz mültecilere yardım ederek mülteci çadırları kurdular. Filistin halkının sürgün sıkıntısı o çadırlarda başladı. İlk kamplarda çadırlarda bize okullar yaptılar. Ama yine de toprağın üzerine serecek bir şeyimiz bile yoktu. Haşerat ve bitlenme olayına karşı kampları dezenfekte ettiler. Çok üzücü ve zor günlerdi. Kaldığımız yerler çok berbattı. Böylece yıllar geçti. Kendi toprağımızdan sürülmüş ve başkalarının ırgatları olmuştu. Bugün bütün dünyadaki Filistinli mültecilerin %5'inin Lübnan'da olduğu tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık %53'ü 12 resmi mülteci kampında hayatlarını sürdürmektedir. Bu kamp 1950'lerde kuruldu. Sur ile Seyda şehirleri arasında Filistinlerin yaşadığı yaklaşık 8 küçük yerleşim yeri var. Birleşmiş Milletler'e göre bu küçük yerleşim yerleri kamp statüsünde değil. Bu yerleşim yerleri ve Lübnan'daki kamplar ekonomik, sosyal açıdan çok trajik bir durumda. Özellikle Sur bölgesinde yaşayan mültecilerin durumu çok kötü. Bu bölgedeki kamplar Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunda olmasına rağmen Birleşmiş Milletler fazla hizmet götürmüyor. Yıllardır kamplarda nüfus sayımı yapılmadığı için sayıları tam olarak bilinmeyen mültecilerin vatandaşlıkları yoktur. Siyasi hakları olmayışının yanı sıra mülk edinme ve miras bırakma hakları da yoktur. Seyahat serbestlikleri de kısıtlanmıştır. Filistinlilerin 72 meslek dalında çalışmaları yasaktır. Mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren bu mülteciler, mevcut mevzuata göre hamallık dahi yapamamaktadırlar. Ayrıca Lübnanlıların yararlandığı sosyal haklardan da yararlanamamaktadırlar. Kamplarda temiz içme suyunun bulunmasında ve elektrik kesintisi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Oldukça kalabalık nüfuslarına rağmen Lübnan hükümeti kampların genişletilmesine izin vermemekte, kamp içi inşaatlara da sınırlamalar getirmektedir. Bir dönem Lübnan kamplarına çimento girmesi yasaklandı. Ne yani? Kabirleri düzenlememiz de mi yasak? Thank you.
mültecilerin ölülerini gömdükleri mezarlıklar dahi artık yetersizdir. Filistinliler, Lübnan'ın istenmeyen kesimini oluşturmaktadır. Zira iç savaşın ve İsrail işgalinin baş müsebbibi olarak görülmektedirler. Ürdün, Filistinlilerin neredeyse %90'ına ev sahipliği yapmaktadır. Ürdün'e bağlı olan Batı Şeria'dan gelen mültecilere ve yerinden edilmiş Filistinlilere Ürdün hükümeti vatandaşlık vermiştir. Bunlar Ürdün pasaportu alabilmekte, seçimlerde oy kullanabilmekte ve diğer kamu haklarından yararlanabilmektedir. Ne var ki 1967'de Gazze'den sığınmış olan ve bugün sayıları tahminen 120 bine ulaşan Filistinliler, Mısır yönetimindeki bölgeden geldikleri için vatandaşlığa kabul edilmemiş, onlara sadece geçici Ürdün pasaportu verilmiştir. Gazze kampı 1948 tehciriyle Gazze şeridinden ayrılanların 1967 savaşından sonra Ürdün'e hicret etmeleriyle birlikte kuruldu. 1 kilometrelik bu alan üzerinde 40 bin nüfus yaşıyor. Burası Ürdün'deki kamplar arasında en kötü şartlara sahip olan kamptır. Burada 96 metrekarelik alana 20 ila 30 arası insan düşüyor. Evlerin çatıları yok. Üstleri sac ile kaplı ve bu sacların sağlığa zararlı olduğu biliniyor. Evlerin çatıları olmadığı için kışları çok soğuk oluyor. Zaten altyapı diye bir şey yok bu kampta. Kanalizasyon eksikliği birçok bulaşıcı hastalığa yol açıyor. Tüberküloz, böbrek yetmezliği ve kanser gibi hastalıklar çok fazla. Ayrıca bu insanların sağlık sigortaları da yok. İlaç ücretlerini karşılayacak durumda da değiller. Öte yandan Ürdün'de 3 gayri resmi mülteci kampının yanı sıra bir de tek odalardan oluşan 14 çadır kent bulunmaktadır. Bu çadır kentlerin en önemlisi 1 kilometrelik alan üzerinde kurulmuş olan, altyapının olmadığı ve sadece gelen yardımlarla ayakta kalabilen 33 bin Filistinlinin yaşadığı Ceraş'tır. Resmi kimlikleri olmayan Filistinliler, kimsenin sokulmadığı bu kamptan ancak gayri resmi yollardan ayrılabilmektedirler. Filistinli mültecilerin yaklaşık %5'i de Suriye'de yaşamaktadır. Suriye yönetimi mültecilere vatandaşlık vermemekte, ancak siyasi haklar dışındaki diğer hakları tanımaktadır. Suriye'de bulunan en büyük kamp Yermük'tür. Burada bulunan, önceden şehrin dışındayken şehir genişledikçe içeride kalan bu kamp alanı zamanla şehirleşmiştir. Suriyeliler tarafından yerleşim yeri haline getirilmiş olan kampın nüfusu 150 bindir. İlk geldiklerinde çadırlarda çok daha zor şartlarda yaşayan Filistinliler, günümüzde inşa ettikleri gecekondu şeklinde birkaç katlı, boyasız, sıvasız, derme çatma evlerde yaşamaktadırlar. Tüm hayatım Yermük kampında geçti. Ailem 1948'de Filistin'den çıkarılmışlar. Uzun zaman çadırlarda sürgün hayatı yaşadılar. Daha sonra da kendi imkanlarıyla burada ev yaptılar. Yoksulluk ve sürgün edilen bir halkın trajedisini henüz çocukken müşahede edenlerdenim. Biz tüm kamp halkı olarak fakirliği gördük ve yaşadık.
Bir aile düşünün. 12-13 kişi tek kişilik bir odada yaşıyor. Mesela biz de 10 kişi bir odada yaşardık. Fakirliği iliklerimize kadar hissettik. Sonraları durumumuz biraz daha düzeldi. Ama yaşadıklarımızı unutmadık. Bu yüzden şimdi bir yardım kuruluşunda çalışıyorum. Nerede olurlarsa olsunlar, bütün Filistinli mültecilerin yaşadığı en büyük sorunsa sürgünü birkaç kez yaşamış olmaları ve Orta Doğu'nun dört bir yanına dağılarak ailelerinin parçalanmış olmasıdır. Tehcir yüzünden Filistinli aileler parçalandılar. Örneğin benim ailemden bir kardeşim başka memlekette, diğeri ise başka memlekette olabiliyor. Hiçbir zaman böyle bölük pörçük olmayı akıllarından geçirmezlerdi. Bulundukları ülkelerin siyasi çekişmeleri ve anlaşmazlıkları yüzünden iletişim kopukluğu yaşanıyordu. ...16 yıl geçti. Evli bir kızım var orada. Halil bölgesinde bir kampta yaşıyor. Onu da özlüyorum. Bizim en büyük sorunumuz ailelerin parçalanmış olması. Akraba özlemi yaşıyoruz. Herkes bir yere dağılmış durumda. Gerçi biz 1994'ten önceki yıllarda da kendi topraklarımızda iletişime geçemiyorduk. Öylesine parçalanıp dağılmıştık ki. Eşim Filistin'deyken birkaç kere tutuklandı. Bu yüzden tek başına kalıyordu. Akrabalarımız da birçok yere dağıldığı için bize yardım edemiyorlardı. Kamplar kadınların yaşaması için hiç de uygun ortamlar değil. Evler güneş görmüyor. Çocukların oynayacağı bir yer yok. Evler iç içe, sokaklar dar. Birçok insan kamplarda dar bir alana sıkışmış durumda. Bu mülteciler devlet okulları, üniversiteleri ve hastanelerine gidebilmektedirler. Suriye'deki kamplarda su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi, içme suyunun sağlanması ve binaların rehabilitasyonu alanlarındaysa ciddi problemler yaşanıyor.